Merhabalar. Bugün ara tatili verimli geçirmenin yolları hakkında konuşacağız. 22 Ocak'tan itibaren öğrenciler için sömestr zili çalacak ve 2 haftalık yarı yıl tatili başlayacak. Çocuklar kısa bir süreliğine de olsa okuldan uzaklaşmanın keyfini sürme planları yaparken anne babaları bir telaş saracak. 2 hafta sürecek tatil boyunca çocuğum derslerinden uzak kalacak mı? Tatili sadece oyun oynayarak mı geçirecek? Ya da tatil dönüşü uyum problemi yaşayacak mı? Şeklindeki sorular kafalarını meşgul ediyor. Okulların yarı yıl tatiline girmesi, bir dönem boyunca yeni bilgi ve beceriler kazanmış ve birçok alanda belirli bir performans sergilemiş olan öğrenciler için bir soluk alma, dinlenme fırsatıdır. Ara tatili nasıl değerlendirmeliyiz? Yarı yıl tatilini verimli ve güzel geçirmek için öğrencilerin kendilerine mutlaka bir tatil programı hazırlaması gerekir. Bu programda dinlenmeye, eğlenmeye ağırlık verildiği gibi zayıf derslerin telafisi ya da kendini eksik bulduğu konuların tekrarı için de zaman olmalıdır. Okuldaki akademik başarısı düşük ve eksikleri fazla olan öğrenciler için tatil bulunmaz bir fırsattır. Konu yetiştirmede problemi olmayan, akademik başarısı iyi öğrenciler içinse tatilde öğrendikleri konuların tekrarını yapmaları yerinde olacaktır. İlk dönemin yorgunluğunun atılması, bedenin ve zihnin bir nebze dinlenmesi ve rahatlaması da gerekir. Bundan dolayı hazırlanacak tatil programına zevk alınacak bir takım aktiviteleri de eklemek önemlidir. Bu aktiviteler sevilen ve zararsız televizyon programlarının izlenmesi, arkadaşlarla bir araya gelip ortak bir takım aktiviteler yapılması, yakınların ziyareti, hobilere daha çok zaman ayrılması şeklinde olabilir. Ancak tüm bunları yaparken ölçülü olmak da önemlidir. Birçok öğrenci 15 günlük fırsatı tatil boyunca kitap ve defterlerini bir köşeye atarak ve okulların açılış gününe kadar bütün gün televizyon seyredip, geceleri geç saatlerde yatarak ya da odasına kapanıp bilgisayar başında saatlerini harcayarak değerlendirme eğilimindedir. Böyle bir tatil anlayışı öğrenciyi dinlenmekten çok yorar. Bu düzene alışık olmayan fizyolojik yapı önce zorlanır, daha sonrasında ise yavaş yavaş fizyolojik bir tembelliğe başlar. Bu alışkanlığa dikkat etmek önemli. Bu konuyla ilgili anne babalara birkaç tavsiyemiz var. Öncelikle çocuk düşük not almışsa bunun nedenlerini birlikte tartışarak çözümler üzerinde durmalıyız. Tatilin başlangıcında görülen heyecan, heves geçmeye başlayınca yeni uğraş ve aktivitelerle vakitlerini eğlendirici ve eğitici geçirmelerine yardımcı olunmalıdır. Ara dönem ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirmeleri için çok iyi bir fırsattır. Çocuğun dönem boyunca sergilediği performans diğer çocuklarla karşılaştırılıp kıyaslanmamalı. Yetenek, ilgi ve beceri olarak bakıldığında her çocuğun kendine özgü özellikleri olduğu unutulmamalıdır. Çocukları ikinci döneme motive etmek için kaygı ve tehdit yolu kullanılmamalı. Çocuk her şeye rağmen koşulsuz sevildiğini ve ona güvenildiğini hissetmelidir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.